öğrenci mesela ya Kemal Bey 15 bin lira vereceğim diyor, tamam, ya da 21 bin lira olacak emekli maaşı diyor. Memur maaşı mıydı ya da kafam karıştı. Ama sonra o işte 21-22 dediği zaman belki de icra makamında olduğu için daha çok inandırıcı sayılabilir. Aynen öyle. Belki. Bununla ilgili belki kendi programımızda Söz Meclisi'nde daha var benim hani... Bu bir handikap çünkü aslında. Evet, onları yani onlar nasıl aşılabilirdi üzerine belki böyle bir simülasyon kendi aramızda yaparız ama bu gecenin konusu değil. Onları da konuşuruz. Aynen öyle. Çünkü bir yerde yani bu her zaman böyledir. Statükodan vazgeçmek. Statükodan vazgeçmek çok kolay bir şey değildir. Kaldık işte bu yükselen, bir yandan yükselen milliyetçilik, diğer yandan zaten bir nasıl derler terörle ilgili ya da işte kendi güvenliğiyle ilgili korkusu olan insanları bu konuda ikna etme becerisi. Öte yandan bilmiyoruz başka tabii yani benim şu anda saydığım ancak dışarıdan birisi olarak gözlemleyebildiğimiz şeyler, olgular. Bir de bilmediğimiz belki bir sürü işte insanların bu korkusunu besleyecek. Aynen Amerikan seçimlerindeki gibi bir sahte haber gönderimi, bununla ilgili işte doğrudan mesaj dediğimiz, bizim evet. görmediğimiz. Çünkü biz o yankı çemberinin içinde olmadığımız için o haberler ya da o bize sosyal medya gönderim bize gelmedi. Benzeri bir operasyon yapıldı mı yapılmadı mı? İşte yabancı işte oyları, Suriyeli oy yani gibi bilmediğimiz, şu anda ancak komplo teorisine girebileceği için konuşmaktan kaçındığım başka olgular da var. Beklemekten yanayım. Çünkü yani şunu çok net söylüyorum, başından da söylüyorum. Hani bir yandan verinin kendisine baktığımızda, öte yandan ivmesine baktığımızda AKP'nin yani hakikaten aslında Erdoğan'ın bu yarışı birinci bitirmesi mümkün değil. Onu hala söylüyorum ve inanıyorum. Söylemeye de devam edeceğim. O yüzden belki de bunu bütün sonuçlar geldikten sonra konuşsak daha iyi olur. Ama MHP'nin oyunun ben başından beri zaten barajı aşacağını düşünenlerdenim. Yani hiçbir zaman MHP'nin baraj altında kalacağını düşünmedim. Hı. Bunu söyleyenlerle de nasıl derler tartıştım. Nedeni çok basit. MHP bir kemik bir siyasi parti. Yani kemik bir yapı. Bu kemik yapıların gerçekten öyle çok kolay dağılması kolay değil. Ama oyunu bu kadar arttırmış olmasının nedeninde partinin başarılı bir iletişiminin söz konusu bile olmadığını biliyoruz. İşte var olan bu milliyetçiliğin, yani belki AK Parti'den giden ya da hani Araf'ta dediğimiz o kararsızda dolup eli bir türlü Millet İttifakı'na gitmeyen grupların son anda ikna edilmiş olmaları söz konusu, AKP yerine MHP'ye oy vermiş olabilirler. Ama genç oylarının yoğun olarak Cumhur İttifakı'nda olduğunu düşünmüyorum. Sinan Oğan ve farklı gruplara dağıtılmış. Bunu zaten zamanla sandık yani analizler, araştırma şirketleri bunların analizlerini yaptığında da göreceğiz. Peki şimdi MHP konusu ya özellikle tabii. Buyurun. Buyurun. Yani YSK ile %87 açıklama yaptı ya. Onunla evet. ilgili dağılımla ilgili herhangi bir şey var mı elimizde veri? Eğer arkadaşlarımda varsa onu da bir hatırlatmış yani olayım. Mesela şu rakamlarla kıyaslandığında yani o hep konuştuğumuz şeyler vardı ya. Yani sonuçta bunların üzerinden gidiyoruz. Yani hem Ankara'da hem şey Ankara'da Anadolu Ajansı ama YSK varsa merak ettiğim için sordum. Yani çünkü çok net bir ifade kullandı. %87. Rakamlar şu anda %100'e yaklaşmış durumda. Evet. Ankara'da ya zaten tutmuyor. Evet. Anadolu Ajansı da maalesef Ankara'nınkinde de bir garip. Ona zaten baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. O da bir gecikmeli. İşte bugün böyle bir enteresanlık da var. CHP'nin verisi tabii ıslak imzalı veriler. Onlar daha farklı ve daha belki hızlı gelen verilerdi. Yani CHP bu seçimde de maalesef bizi bilgisiz bıraktı. Peki
ya bakalım bundan sonrası bir bilgi verilir mi tam olarak? Umarım. Gerçekten çok da soru işareti var. Şu açıdan da belki var. Yani az evvel demeyeyim, ben üzerinden 1,5 saat geçti. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri, tabii şimdi bir kısmı belki girilmiştir de 7,5 milyon oyun sisteme girilmemiş olması çok büyük, fazla bir şey değil. Olağanüstü bir oy ya. Şimdi aynı anda tabii ikinci turu yani telaffuz etmek de biraz talihsiz mi bir şey midir acaba? Biraz ne oluyor olmuyor diye merak ediyorum. Yani eline boyuna uyduramıyoruz şu tabloyla. Herkes de çok dikkatli kesinlikle oluyor. Öyle, evet. Yani böyle açıklamalara baktığımız zaman böyle çıkıp çok net somut açıklamalarda kimse yapmıyor. AK Parti, Cumhur İttifakı da yapmıyor. Millet İttifakı da yapmıyor. CHP Genel Merkezi de belki. Bir garip bir gece. Genel Merkezi de. Gerçekten. Çok somut veriler kimse kullanmıyor. Fakat en somut açıklamayı aslında Sinan Ogan yaptı. Sinan Ogan yaptığı açıklamada dedi ki bu gece birinci turda bitirmeye çalışıyorlar. Bitmiştir aslında dedi. Yani ikinci tura kalmıştır. Yazdı, söyledi. İkinci tura kalmıştır dedi. Yani ikinci tura kalmıştır açıklaması. Acaba birinci turda yani bu gece seçimi bitirmeye çalışılabilirler mi diye bir zannediyorum durdurmak için. Önümüzde zorlu bir 13 gün daha olacak diye söylemişti. Sonrasında da zaten herkes çok dikkatli varsa evet. Çünkü bunun bir de ikinci 15 günü var. Evet. Yapılan her açıklama ikinci 15 günü etkileyebilir. Kesin, o yüzden dikkat etmek lazım. Evet, gerçekten öyle. Yani nasıl bir 15 gün geçireceğiz diye hep konuşuyorduk. Buna gerek var mı diye konuşuyorduk ama onu şeye bakıyorum da şimdi milletvekili dağılımını getirmiş. Biraz önce gördük. Güzel bir şey vardı orada. Grafik aslında de vardı. Aslında arkadaşlarından rica edeyim. Hatta hatırlatalım ben, da. Ben şey yapayım. Deva Partisi, Gelecek ve Saadet Partisi CHP listelerinde zannediyorum. Deva bildiğim kadarıyla 14. Gelecek 11. Saadet Partisi de 10. Milletvekili çıkartmış görünüyor. 3 milletvekili bilgilere çıkartmış göre. Görünüyor. Hı hı. Saadet Partisi 10 milletvekili çıkartmış. Saadet Partisi 10 kadar, işte Gelecek 11, Deva'da 14 kadar milletvekili çıkartmış görünüyor. Vallahi 35. Getirdiklerinden çok almışlar. İyi pazarlık yapmışlar. Hemen bir hatırlatayım. Milliyetçi oyların çok bonkör davranmış. Hayır, milliyetçi oyların zaten biraz da başka yerlere gitmesinde Deva'nın, diğer dini Deva'nın çok büyük bu, yani bu acı bir gerçek ama bunu söylemek söyledim zorundayım. Söyledim. Deva'nın çok şey, diğerlerinin değil, Gelecek evet. ve Saadet'in değil ama Deva'nın. Anka'nın verisini bir söyleyeyim mi? Yani Anka'dan bize akan bilgilere göre milletvekili seçimlerine baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi %30,86, CHP %25,88, MHP %10,13, İYİ Parti %10,05, Yeşil Sol %8,78, Yeniden Refah Partisi %2,5 ve TİP de 1,41 olarak görülüyor. TİP 3 milletvekili mi olmuş? Evet. Tip 3 milletvekili olarak görülüyor. Yeniden Refah 1 olarak görülüyor. Tabii burada şunu da gördük mü acaba? Tip eğer 3 olduysa mesela şeyde Hatay'da oldu, 1 milletvekili oldu. Aldıysa Saadet Partisi'nin adayı o zaman seçilemeyecek. Yani ama bildiğim kadarıyla o süreç henüz daha devam ediyor. Hı hı. Öyle mi? Valla Can Atalay seçilmiş seçtiyse evet, yani bir teselli şeyi olur ya. Yani Can Atalay gibi. Evet, yani Can seçilmiş yani. O gerçekten çok mutluyum Can Atalay seçilmiş yani. Olması. Ama şeyde millet, bir önceki seçimle kıyaslama da burada var. Yani AK Parti %7 civarında bir oy düşüklüğü yaşamış. Zannediyorum işte bu ekonomi yani. Ha, burada bir burada ekonomi, bir ekonomi var. Ha. Burada ekonomiyi zannediyorum görebiliyoruz. Nereye AK gitti Parti acaba o zaman? Fakat muhalefete geçmemesi problem. Ha. Yani zaten hep konuştuğumuz şey buydu. Bloklar arasında oy, yani önemli olan iktidardan diğer millet blokuna tabii, ittifak içi değil de diğer ittifak önemliydi diyorduk. Hı. Burada da bakıyoruz. Çok fazla böyle oy geçişkenliği sanki olmamış gibi. 2018 ama Yeniden Refah Partisi'ne belki şey yapılmıştır. Bir kısmı geçmiş olabilir. Evet. Yeniden Refah Partisi evet. CHP'nin 2018'de %22,65'ti. Şimdi %25,88 görünüyor Anka verilerine göre, bir kez daha söyleyelim. MHP'de tabii 11-10'dan 10-13'e bir düşüş var ama bu bile... yani mevcut duruma baktığınız zaman çok şaşırtıcı olarak da yorumlanan bir fakat durumda. Şey yapılmış yani bir şey, yani %3'lük %4'lük bir oy zannediyorum muhalefete geçmiş AK Parti'den. Şimdi Milliyetçi Hareket 42, Partisi oyunu %1 düşmüş.
Evet. Değil mi? Evet. %1 düşmüş. AK Parti %7 düşmüş. %8'lik bir oy düşüşü yaşamış ittifak. İYİ Parti 9,96 idi 2018'de. Şimdi 10,05 olarak görülüyor. 44 vekile tekabül ediyor gibi görünmekte. 43 vekili vardı. Tabii burada da biraz acaba şu 3 günlük türbülansın etkisi mi? O mu toparlanmadı? Orada mı acaba bir samimiyet sorgulaması mı oldu? Ya görünen biraz... şu benim gördüğüm. Cumhur İttifakı birbirine geçişkenlik sağlamış. Evet. Millet İttifakı da aynı şekilde. Yani ama bu çözüm değil yani. Türkiye'nin yani ihtiyacı bu değil galiba. Şu anda sosyoloji bilimi bu sonuçları açıklayamaz. Türlü türlü şeyler söyleyelim. Yok. Bu enflasyona, deprem gerçeğine, tabii, şu anda terörün öcü olarak gösterilmesi için herhangi bir ortam zemin yok. O sosyoloji bilimi şu anda açıklayamaz. İnanılmaz bir. O açıdan gerçekten hani nereden yorumlayabiliriz ki diye de insan... Yani başka bir ülkeyle bir ciddi bir şeyimiz yok. Olmadı tabii. Nasıl tabii açıklayacaksın milliyetçi oyların böyle yükselmesini? Yok. Burada işte hani hep şöyle sorulur ya, seçmen ne mesaj verdi? Yani bazen öyle bir şey oluyor ki seçmen hani bir gün öncesinde sanki hep beraber bir odaya kapanmış konuşmuştu. Ha şu kararı vereceğiz demiş gibi ve ortaya bir şey çıkıyor. Ama şimdi bunu diyebileceğimiz bir ortam gerçekten var mı elimizde? Yani sen... Yok. Cidden yok. Kelimeler kifayetsiz ama kaldı gibi. Yok ama bak şöyle bir şey var. Dünyada da örnekleri var. Kriz dönemleri fırsata çevriliyor. Yani şimdi tabii, ortak tabii yani ortak şeyimiz ne? Ortak değerlendirmemiz yani ya normal enflasyon yani o anlamıyla hayat pahalılığı, göç ve deprem belirleyici unsurlar mıydı? Sığınmacı sorunu nedeni de milliyetçi dalganın yükselmesine yani, anlayışla karşılarım. Tabii. Ama bu Cumhur İttifakı olmaz. Çünkü bu sığınmacı sorunu yaratan o ittifak zaten. Mesela Cumhur İttifakı ben bunu çözeceğim dediği zaman hemen inandırıcı mı oluyor? Ama bakın AKP'den normal olarak %7'lik bir kayıp var. Yani şu rakamların gerçek olduğunu düşündüğümüzde orada Mia senin söylediğin doğru. Aslında içte bir geçişkenlik var. Sinan Oğan'ı da dahil ettiğimizde aslında tablo şey olarak ortaya çıkıyor ama yani buradaki sonuçlar çok genelleyerek söyleyeyim. Dünyada yükselen o genel milliyetçilik ve şeyi tabloya uygun yani. Tamam yoksullaştıkça da insan kapanır. Şey. Ya dine yönelir ya milliyetçiliğe. Ben de onu söylemeye çalıştım. Evet. Yani. Dünyada da yükselen bir tırnak içinde işte, değer olarak düşünecek olursak. Ya İsveç. Çok tipik örnekler. Yani şimdi oralarda ama şöyle da bir şey var. Yani şimdi mesela AK Parti %7 oy kaybetmiş. Milliyetçi Hareket Partisi %1 oy kaybetmiş. Evet. Bir önceki seçimlere göre. %8. %8 oy kaybına uğramış. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi %22-65'ten 25-88'e 26'ya yaklaşık 3 civarı bir oy artmış. Tabii burada Zafer Partisi var. Tabii. Yeni seçime giren. Aslında biraz önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıkladığı şey vardı ya hani bu seçimlerde 24 siyasi parti, çok daha fazla sayıda siyasi parti girdi. Diğerleri vesaire de anlamında Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi siyasi partilerde oy alınca diğer siyasi partiler de var. %2,5-3 civarı ediyor galiba onlarda. Anladığımız kadarıyla Millet İttifakı'na, Cumhur İttifakı kendisinden kopuşları Millet İttifakı'na geçmemesini sağlamış. Evet. Parlamentodaki bu dağılıma bakacak olursak peki? O ki ikinci tur. Yani hep onu da ifade ederek söyleyelim. Kesin diyemediğimiz bir durum. Ama bir olasılık olarak da görünüyor. Buna ifade verildi. Dolayısıyla şimdi parlamentodaki fotoğraf 15 gün sonrasında çıkabilecek Cumhurbaşkanlığı konusundaki fotoğrafa nasıl etki eder? Ya biliyorsunuz hep yani benim de yorumum şuydu. Önemli olan ikinci tur eğer konuşulacaksa meclis aritmetiği çok önemli. Tabii. Psikolojik üstünlük bakımından önemli hale gelir. Ve bütün anketler, bütün işte yorumlar, bakış açıları hep Millet İttifakı'nın muhalefet bloğunun çok daha fazla milletvekili çıkartacağı, böylece psikolojik üstünlüğü de devam ettireceği yönündeydi. Fakat seçim sonuçları aksine her ne kadar milletvekili sayısı öncekine göre düşmüş olsa da evet, iktidarın yine 320 civarı değil mi? Yani 327 miydi?
Sanırım evet o civardaydı. Evet. Milletvekili söz konusu ve meclis çoğunluğunu yani 300'den fazla milletvekili elinde bulunduruyor. Fakat dediğim gibi burada şöyle bir durum var. Muhalefet bakımından Erdoğan ilk kez bir seçimi kazanamadı. Bu belki de Cumhur Millet İttifakı'nın en büyük gücü olabilir. Yani motivasyon kaynağı olabilir. Ve tabii bir de şöyle bir şey var. Sinan Ogan'ın bu akşam yaptığı açıklamayı da ben anlıyorum ki sanki muhalefetten yana yani ikinci tur var. Ya pazarlık gücü bakımından yapılmış bir açıklama ya da Ata İttifakı'nın yani burada sadece Sinan Ogan tek başına karar vermeyecektir. Zafer Partisi ile birlikte belki oturup bir karar verecektir. Ata İttifakı ile birlikte bir karar verecektir. O kararını ikinci tur için hangi adayı destekleyecekle ilgili bu da önemli. Yani %5'lik bir oy blok olarak geçemez ama önemli bir etki meydana getirebilir. Burada gözler zannediyorum bu hafta Sinan Ogan'a çevrilir. Onun evet. vereceği karar da çok önemli hale geldi. Bu iki hafta boyunca hiç olmadı. Mesela kadar diyelim, Sinan Hoca iktidarı destekleyen bir açıklama yaparsa Erdoğan'ın eli çok güçlenmiş olur. Hem parlamento hem Sinan Ogan bakımından söylüyorum. Ama aksi bir açıklama yaparsa Erdoğan'ın seçimi kazanamama durumu ve Sinan Ogan'ın da %5'lik bir oyunda muhalefetin yanında yer alma durumu dengeleri yine belirleyici olabilir. İkinci tura motivasyon kaynağı olabilir. Tabii tabii. İkinci tura ilişkin hani bir açıklaması vardı Sinan Oğan'ın ve çok da tepki çekmişti. Sonrasında bu kadar çok tepki aldıktan sonra hani dedi ya yani iyi de linç etmeyin. Bakın daha öncesinde Meral Hanım'a da benzer bir şey yaptınız. Bu doğru bir şey değildir vesaire. Sonra bir şey paylaştı ama her şey çok güzel olacak diyerek. Dolayısıyla yani bilemiyorum ama bu süreçte o da biraz ağzından çıkanı siyasetçi için tartarak söylemeliydi. Yani bir pazarlık mı var, olur mu? Buna yani Muharrem İnce'ye göre çok iyi bir profil çizmişti evet. Sinan Oğan. Hani evet. sağdan da soldan da makul insan